Merhabalar, Karşı Pencere ile karşınızdayız. Evet, aslında üniversitelerde yaşanan son durumları tartışır olduk. Ottü'de neler oluyor, İstanbul Üniversitesi'nde neler oluyor diye. Bunlar epey gündemimizi işgal eden meselelerden birisi. Tüm bu olaylar yaşanırken gerek okulda dersten alınıp götürülen, gerek kampüslerin içerisine gerek okullardaki eylemlerde, gerekse sadece sosyal medya paylaşımlarından dolayı tutuklanan yüzlerce öğrenci var efendim. Bizler de bugün tutuklu öğrencileri konuşmak istedik. E, hangi gerekçelerle tutuluyorlar, tutuklanıyorlar e, ve elbette tutukluluk halleri içerisinde cezaevlerinde neler yaşıyorlar? E, en önemli meselelerden birisi belki de e, şu aralar sınav zamanı sınavlarına gidebiliyorlar mı? Gidemiyorlar mı? Hangi koşullarda gidiyorlar eğer gitseler de? E, bütün bunları konuşacağız. Konuğumuz Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden avukat Hüseyin Boğatekin. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. E, şimdi önce şöyle Başlayalım. Sayı ve rakam varsa elinizde evet. ne kadar tutuklu öğrenci var? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu öğrenciler üzerindeki e, hukuki terör e, başlatıldığı andan itibaren e, doğal bir örgütlenmeye gidildi. Ve öğrencilerden, e, sanatçılardan, siyasetçilerden, e, öğretim üyelerinden ve avukatlardan oluşan bir yapı ortaya çıktı. Tutuklu öğrencilere danışma ağı kısacası TÖDA <laughs> olarak meydana geldi. Ve şimdi TÖDA çalışmalarına başlarken ilk başta bir sayıyla, bir istatistikle ortaya çıktı ve şu an elimize gelen ve sürekli güncellenmekte olan bir liste var. Son liste yani şu ana kadar diyebilirim ki 200'e yakın öğrenci Türkiye genelinde bunlar ilkokul, lise veya üniversite öğrencisi olmak üzere de değişiyor. Tabii çoğu üniversite ve hmm. lise öğrencisi hmm. bunların 200'e 200 yakın öğrencinin şu an tutuklu olduğunu biliyoruz. Özellikle son 6 aylık süreçte yani. Peki e, son 6 aylık süreçte yaklaşık 200 evet. öğrenci tutuklandı. Bu son 6 ay dediğimiz ne? Yani ne oldu bu yani, son 6 açıkça ayda? Açıkça konuşmak gerekirse tabii ki devletin başlatmış olduğu bu şiddet süreci, şiddet politikalarını gerçekten derinleştirmesi ve artık sistematik bir hale dönüştürmesi beraberinde bunu da getirdi. Yani ülkede ve böylesi bir savaş yaşanırken gerçekten savaş boyutundaki bu yoğunluklu çatışmalar birçok yeri sarmışken bundan nasibini öğrencilerin ve doğal olarak muhaliflerin de almaması beklenemezdi. Öğrenciler de bunun en başında, lisenin en başında yer alıyordu ve gerçekten son 1-2 yılda bu diyalog süreci dediğimiz süreçte bu durum daha da azalmışken aniden çok kısa bir sürede 200 gibi bir rakama ulaşılması da korkunç bir durum. Evet. Peki hukuki olarak gerekçelerini ne Yani birçok tutuklu öğrenciden örnek verebiliriz ama aslında hepsi ezber suçlamalar. Her şey, tabii öncesinde 2011 ve 2013 yılları arasındaki süreçte öğrenciler sıkça tutuklanırken daha çok Türk Ceza Kanunu 314. maddesi hı hı. üzerinden bir nitelendirme hı hı. yapılırdı. Yani örgüt üyeliği suçu hı hı. üzerinden ve aslında her gün okuluna giden, çok açık bir yaşam devam ettiren genç insanlar devletten burs alan, devlet yurtlarında kalan gençler aniden örgüt üyesi ilan edilir ve tutuklanırlardı. Evet. Fakat gelinen aşamada çok daha korkunç bir noktaya çekildi ve bu artık propaganda veya işte devlet büyüklerine hakaret, cumhurbaşkanına hakaret tarzında akla mantığa sığmayan gerekçelerle tutuklanmaya başladılar. Özellikle de bu hakaret ve propaganda mevzu çok yüksek bir miktara ulaştı. Tutuklama gerekçelerinin şiddet dışı sadece eleştiri veya mizahi boyuta ulaşan Facebook paylaşımları, Twitter paylaşımları, kullanılan sözler, söylenen cümleler veya atılan sloganlardan oluşması gerçekten vahim bir durum hukuk adına. Peki e, şunu anlıyorum o zaman. Çoğunluğunu Cumhurbaşkanı'na hakaret oluşturuyor. Evet. Cumhurbaşkanı'na hakaret. Mesela e, bir örnek vermek gerekirse hı hı. son e, iki hafta evvel özellikle son bir aydır yaşanan bir süreç var İstanbul Üniversitesi'nde ve gerçekten e, öylesi bir süreç yaşanıyor ki ülkede ona çok dikkat çekmedi, medya da çok üzerinde durmadı, biz de çok üzerinde aslında duramadık. Her gün sokakta insanlar ölürken, fakat İstanbul Üniversitesi çok ciddi bir süreçten geçti ve geçmeye devam ediyoruz. Evet. Tam bir ay boyunca, bir aylık bir periyotta her gün oradaki eğitim hakkı için, eğitimli sürdürebilmek için okula giden masum öğrenciler çetelerin saldırısına uğradı ve maalesef e ve gözaltındanlar alınanlar çok ve, ve, ve maalesef, maalesef polis tomalarla e, sivil kuvvetleriyle coplarıyla biber gazlarıyla bu çeteleri muhafaza etti. Üniversitenin içine kadar aldı sopalarla e, farklı silahlarla. E, Sokulların e, hepsi okulun içinden çıktı. Evet, çıkıyordu. hepsi okulun içinden çıktı ve bu çetelerden çıktı ve bu çetelerin saldırısına uğrayan kendini tamamıyla öz savunma temelinde korumaya çalışan ve bir şekilde ölmeme, bir şekilde yaralanmamaya çalışan öğrenciler bir de tutuklandılar, gözaltına alındılar ve bir ay içerisinde 6 defa, 7 defa gözaltına alınan öğrenci oldu. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Orada ise muhalifse, eğitim, hakkın, eğitim hakkında ısrarcıysa tutuklandı veya gözaltına alındı. Örneğin Musab Demir arkadaşımızı örnek vermek istiyoruz. Şimdi müvekkilimiz Musab. Böylesi bir saldırıdan sonra rastgele yapılan bir gözaltı furyasından sonra gözaltına alındı ve gerçekten dört arkadaşıyla birlikte gözaltına alındılar. Kendisi hukuk fakültesi öğrencisi. Dört arkadaşının üçü bırakıldı sorgu hakimliğinden fakat o tutuklandı. Şimdi olay aynı, suçlama aynı. Peki neden Musab tutuklandı diye düşündüm. Bir baktık e, Musab Cumhurbaşkanı'na dair bir eleştiriyi paylaşmış Facebook ortamında ve gerçekten bu nedenle de tutuklandı. Hukuk öğrencisi. Evet ve hukuk öğrencisi. Maalesef çok ağır bir travmayla e, hukukun nasıl işlediğini öğrenecek. Evet. Öyle görünüyor. Peki şimdi e, elbette Cumhurbaşkanı hakaret evet. kısmında özellikle e, hiçbir meslekten olmayan vatandaş neredeyse kalmadı. Gazetecisinden evet. doktoruna kadar, e, inşaat işçisine kadar, öğrencisine kadar e, toplumun her kesimi bir, bir kez e, o duruşma salonlarından, o hakim karşısından geçiyorlar Cumhurbaşkanına hakaretle. Evet. hakaretten ama öğrencilerin üzerine bu kadar gidilmesi, bu kadar e, en ufak bir eylemde bile e, öğrencilerin gözaltına alıp kimisinin tutuklanması ne anlatmaya çalışıyorlar bize? Ne demeye çalışıyorlar? Ya Şimdi elbette ki Türkiye açısından e, hak ve özgürlük mücadelesi veya genel anlamda demokrasi mücadelesine baktığımızda en dinamik yanını öğrenciler ve gençler oluşturuyor. Şimdi bu yönüyle de aslında bütün dünyada geçmiş zamanlarda bu yaşandı. Fakat mevcut haliyle böylesi bir toplu öğrenci kırımı, böylesi toplu bir hukuki soykırıma maruz bırakılmadılar. Belki geçmişte oldu, 68 kuşağı bunu gördü, çok büyük kırımlardan geçti. Ama bugün bütün dünya bunu eleştirisini verirken, Türkiye e, o dönemin gençlerine de yaptığı gibi bugün hala devlet destekli ve gerçekten çok sistematik bir şekilde saldırıya devam ediyor. E şimdi öğrenciler ses çıkaran, düşünen, sorgulayan, muhalif olan ve en aktif olan kesim doğal olarak e, muhalefetin bu parçasını devlet susturmak istiyor. E susturmanın ve korkutmaya da çalışıyor değil mi? Yani ya öğrencilerin zaten, örgütlenmesinin önünü de kapatıyor. Zaten şimdi örgütlenme üzerine baktığımızda öğrenciye yönelik suçlama mesela Genç Sen üyesi e, iki 2 öğrenci var. Antalya'da tutuklandılar. Aynı zamanda bunlar hasta öğrenciler arasında. Ve mesela bakıyorsunuz suçlamada genç seni de aslında bir yasa dışı bir yapılanma gibi gösteriyor. Veya Dödef e, yurtsever öğrencilerin hı hı. oluşturduğu bir yapı ve resmi bir yapı. Hı hı. Yani devletin, valiliğin e, dernekler masasına başvurmuş, resmi bir yapı almış, bir yönetim kurulu olan, bir e, resmi yapısı olan böylesi bir kurumu e, tırnak içerisinde terör örgütü olarak lanse ediyor. Şimdi bu aslında e, öylesine yapılmış bir şey değil. Bu bir politika. Hı. Bu korkutmak ve örgütlenmelerinin önüne geçmek için devletin bizzat yürüttüğü bir sistem. Yani işte sınıftan alınmaları, kampüsün içerisinden alınmaları, tüm bunlar diğer öğrencilerde bir göz daha olsa gerek herhalde. Yani şimdi tabii okul okuyorsunuz, bir meslek sahibi de olmak istiyorsunuz. Belli bir çünkü hayata bakışınız ve hayata tutunma şekliniz bu. Eee doğal sizin için önemli bir durum ve eğer okul ortasında sürüklenerek Saçlarından sürüklenerek, elbiseleri yırtılarak, darp edilerek çok ağır işkenceler altında gözaltına alınırsanız elbette ki bu etrafa bir e, korku salma yöntemidir. Açıkçası işitin yaptığı da bu. Yani bugün evet. işitin Orta yaptığı da budur. Yani bu kadar e, kafa kesmesi, canice hareket etmesi e, bir sonraki hamlesinde bir sonraki e, saldıracağı yere ciddi bir korku vermek e, amaçlıdır. Aslında Türkiye'nin şu an e, yürüttüğü soruşturmalar ve yaptığı gözaltı işlemleri de bunun gibi Farkız benzerlik diyorsunuz. var. Evet. Peki gözaltına alındılar ve tutuklandılar yani hem gözaltı evet. süreçlerinde öğrenciler ne yaşıyorlar hem de tutuklandıktan sonra elbette siz geniş bir ağıyla birlikte evet. hukukçular olarak takip ediyorsunuz evet. ama herhangi bir işkenceye maruz kalıyorlar mı az yani, ya da çok? Çok açık ve net bir şekilde söylüyorum söylemekte de çekince duymuyorum. Son 6 aydır özellikle Türkiye'de hep işkence oldu. Gözaltında veya gözaltı merkezlerinde veya gözaltına alırken veya sokakta eylem esnasında yürürken bir türlü işkenceye uğrama ihtimaliniz yüksek. Fakat son 6 ayda benim tutuklanan müvekkillerim veya onunla birlikte alınıp serbest bırakılan diğer kişilerin baktığımda işkenceye uğramayan bir tokattan tutunda dipçik darbesine kadar tek bir müvekkilim dahi yok. Hmm. Hepsi dövüldü. Artık bu sistematik bir hal aldı. Çok ciddi bir durum ve gerçekten yani evlere girilip infazların yapıldığı evet. bir durumda da artık bunun da normal olarak karşılanması gerektiğini düşünmemizi istiyorlar ama normal görmüyoruz. Tabii Çünkü işkence artık sistematik bir hal aldı. Dediğim gibi bakın Sultanbeyli'de özellikle HDP'nin yakılmaya çalışıldığı dönemlerde Sultanbeyli ilçesinde alınan bir öğrenci vardı Marmara Üniversitesi öğrencisi Hı. Taha Temel. Hı. Önce linç edilmekten kurtuldu fakat kurtulduğunu düşünürken 6 saat boyunca koli işkencesine uğradı ve biz bu konuda gerekli başvuruyu da yaptık. Raporları da mevcut. Raporlar Tam... var yani. Evet rapor ya rapor zorla da olsa aldırabiliyoruz ha, evet. ama birçoğunu aldıramıyoruz. Sorun Hı. böyle bir sorunumuz da var. Daha programa gelmeden önce bir müvekkilimle bu konuda görüştüm ve yarın onun da başvurusunu yapacağız. tabi e, tabii ailesine haber verilmeden alınmış, hiçbir yakınına haber verilmemiş kanuni hak olmasına rağmen yaklaşık 5 saatlik bir ring ve sonrasında nezatane de işkence görmüş. Çok Hı. ağır bir işkence görmesine rağmen eee herhangi bir doktor raporu da alamamış. Sonrasında gidip kendi başına bir alternatif rapor almaya çalışmış. O da bir engel. Ve yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. İşkence sistematik bir hal almış durumda. Evet. E, ne yazık ki evet ciddi bir mesele. Peki e, şimdi öğrenciler sınav döneminde evet. şu an dışarıda olan öğrenciler e, sınavlara giriyorlar. Peki tutuklu öğrenciler gidebiliyorlar mı sınavlarına? Yani aslında e, dediğimiz gibi tutukluluk hali zaten başlı başına bir mağduriyet doğuruyor. Yani bir kısıtlama hali doğuruyor, sizi eksik bırakıyor. Fakat öğrenciler için bu birçok alanda kendini gösteriyor. Şimdi öğrencilere baktığımızda bir kere eğitim hakkı ellerinden alınmış oluyor. Çünkü kapalı bir ortamda tutuluyorsunuz, özgürlüğünüzden yoksunsunuz. Doğal olarak üniversite kampüsüne veya fiziki olarak gidebilmeniz mümkün değil. Yani bunu olabildiğince e, hafifletebilmenin yolları var. Bir kere en temel talebimiz e, hiçbir öğrenci tutuklanmasın. Yani bir öğrenci neden tutuklanır ki? Haftanın 5 güne en az okula giden ve bu da günde en az 7-8 saate denk gelen bir süreyi kapsar. Zaten doğal bir adli kontrol altında. Devlet olarak burs veriyorsunuz. Burs vermezseniz yaşayamaz. Ee, sürekli görüşmesi gerekir. Sürekli yurda gidip parmak basar. Ee, yani par, parmak izi girişiyle giriş evet. yapar. Okula gider aynı şekilde imza verir. Zaten Derslerine devlet gençleri aslında her alanda evet, bir bağlamış zaten, kendisini. Zaten bir üniversite öğrencisinin Türkiye'de adli kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Aslında yasadaki adli kontrol hükümlerine uyuyor. Şimdi bu yönüyle birinci talep Interesan bu. Evet. Tutuklanmasın. Ama eğer tutuklandıysa da Olabildiğince bu koşulları özellikle öğrencilerin özgün durumunu göz önüne alarak hı hı. belli bir alana çekmek gerekir, belli bir noktaya çekmek gerekir. Bu da nasıl olur? Şimdi öğrencinin ceza infaz yasasına göre de gerek ulusal mevzuata göre gerek ulusal mevzuata göre bir tutuklu ve hükümlünün hakları var. Eğer öğrenci ise e, sınavlarına girebilmelidir. Ders notlarına sahip olabilmelidir. Yine belli alanlarda ders çalışabilecek belli alanlara sahip olmalıdır. Koşullarının düzeltilmesi gerekir. Bu yasadır. Yasa, burada yani. bir inisiyatif yok, burada bir lütuf yok. Burada bir devlete bir lütuf beklediğimiz de yok. Biz yazılı müvekkil, zaten. evet bu müvekkillerimiz için yazılı olan yasa maddelerinin uygulanmasını istiyoruz ama uygulamada bu yok. Yasada yazdığı halde öğrenciler sınavlarına giremiyor. Girenler istisna eee zaten 2012 sürecine kadar böyle bir şey mümkün değildi. Hı. Üniversitelerde Peki bir de yani sadece e, bulundukları yerlerde de tutuklu değiller değil mi? Başka cezaevlerine gönderiliyorlar mı? E, ya de. şimdi o da bir sorun. Şimdi mesela İstanbul'da e, tutuklandıysanız, İstanbul'un yetki alanındaki bir adliye sizi tutukladıysa en yakın gideceğiniz yer Silivri. Yani zaten e, bu yönüyle çok kolay cezaevlerine veya devlete çok kolay Hı. bir neden oluyor ve diyor ki ring hazırlayamadık, ring işte, nakliyesini, işte, naklini sağlayamıyoruz. Veya işte götüremiyoruz imkanlarımız yoktur vesaire yoktur şu yoktur güvenlik yoktur diyor ve bu şekilde bir şekilde sıyrılıyor öğrenciyi de sınavlarına götürmekten <laughs> ve şöyle de bir durum var yani cezaevinde de aslında belli sınavları gerçekleştirilebilir bir ha, hocanın evet. marifetiyle tabi bu tercih ettiğimiz bir durum değil ama yine de bunu bu da izin vermiyoruz. Bu koşullarda tamam yani. onu da tamamlamaya çalışıyoruz. Yani süresinden evvel öğrencilerin avukatları olarak onların sınav takvimini gösteren resmi yazıları sunuyoruz Hı. ve diyoruz ki en azından bu sınavları sınavlarına girebilsinler, Bu konuda bir düzenleme yapın ve bunu yapmak zorunda olmalarına rağmen yapmıyorlar. Şimdi bu koşullarda da. Dediğim gibi sokakta insanların öldüğü, öğrencilerin yıllarca sürecek bir hapis cezasıyla yargılandığı bir süreçte de açıkçası eğitim hakkı çok daha geride kalıyor. Fakat bu çok önemli bir durum. Çok evet. ciddi bir mağduriyete yol açmakta. Çünkü biz biliyoruz bakın Hayatın açık Evet, açık yani. net söylüyoruz. Şimdi bakın alınan öğrenci müvekkillerimizin tamamının beraat edeceğini biliyoruz. Fakat yaşamlarından, eğitim evet. yaşamlarından en az bir yıl gitmiş oluyor. Evet. Ee, ve böyle bir durum da var. Şimdi e, her ne kadar uluslararası metinler öğrenciyi koru, özellikle tutuklu öğrenciyi daha fazla koru, e, ona özgün bir alan aç diyorsa da bizim açımızdan bu gerçekten işkenceye dönüşen bir tarzı var. Neden? Çünkü öğrenci tutuklandığı andan itibaren masumiyet karinesini hiçe sayan bir tarz gelişiyor. Hı hı. Bir kere en kötüsü de budur. Ya bugün çok tartışılıyor üniversitelerin durumu, üniversitelerin siyasallaşması, hı hı. hatta e, militarist bir yapıya sahip olmaları aşırı politik hale gelmeleri ki bu statiko'dan yana bir politikleşme özellikle üniversite yönetimlerinin hakikaten üniversitelerin bazı üniversitelerin asa çoğu üniversitenin aldığı kararlara baktığımızda uygulamalarına baktığımızda yine YÖK'ün uygulamalarına baktığımızda askeri sistemden eski degemelerden daha geri bir noktadalar. Evet. Çünkü bakıyorsunuz öğrenci tutuklanır tutuklanmaz öğrenciyi öncelikle yurttan atıyor. Evet. Her yurt kaydı varsa atıyor. E, okuldaysa okulda kendiliğinden bir disiplin soruşturması başlatıyor. Yani okul dışında bir şeyden suçlansa dahi sırf tutuklandığı için e, özellikle politik davalarda öğrenci hakkında bir disiplin soruşturması başlatılıyor ve öğrenci e, içerideyken bir de okuldan atıldığını öğreniyor. Yani çıksa dahi bunu okuldan atıldığı için okula gidemeyecek. E, yani burada masumiyet e, karinesi ortadan kaldırılmış oluyor. Evet. Ya yani yasa bile diyor ki bir kişinin e, mahkumiyet mahkum olduğu hani netleşmeden yani e, suçlu olduğu netleşmeden kesinlikle masumdur ve buna uyulması gerekiyor. Peki istisna olsa da gidebilenler varsa evet. e, onlar ne yaşıyorlar giderken? Şimdi onlar ne yaşıyorlar? Bir kere e, ring aracıyla gidip geliyorsunuz. Hı. Yani yoğun güvenlik önlemleri altında. E, muhtemelen daha önce hiç ringe binmediniz ama ring aracıyla eli kelepçeli bir şekilde Hı. küçük bir kabinde seyahat etmek başlı başına bir işkencedir. Hı. Eğer Tekirdağ Kocaeli, Silivri veya Edirne hapishanelerinden, hapishanelerinden getirildiğini düşünürseniz daha büyük bir işkencedir. Şimdi bu işkence altında geliyorsunuz. Zaten notların size ulaşıp ulaşmadığı, kitaplara ulaşıp ulaşamadığınız da ayrı bir muamma. Evet. Ondan sonra üniversiteye geldiğinizde de işte sürüklenerek onlarca askerin gözetiminde hemen sınav haricinde sürekli eliniz kelepçeli halde arkadaşlarınızın, hocalarınızın gözü önünde büyük bir baskı altında sınava girmek zorundasınız. Evet. Ve gerçekten bu koşullarda zaten sınava girmek başlı başına bir işkence, insanlık onuruna da aykırı. Peki hasta tutuklu öğrenciler var mı? Şimdi hasta tutukluların evet. ayrıca tutuklular evet. için hasta tutukluların da özel bir yeri, özel bir konumuz var elbette. Öğrencilerde şimdi onların özelinde konuştuğumuz için soruyorum. Var mı hasta tutuklu öğrenci? Yani bunu hep söylüyoruz. Şimdi tutukluysanız birinci mağduriyet Öğrenci olup tutukluysanız iki parçalı bir mağduriyet, hasta ve öğrenciyseniz üç parça. Yani eksi 3-0 evet. başlıyorsunuz orada duruma ve gerçekten Türkiye'de hasta tutuklu ve hükümlerin durumu kadar öğrencilerin durumu da can yakmakta. Mesela az önce bahsettiğim genç senli iki öğrenci arkadaş Antalya'dan tutuklandılar. Birinin kısmı yüz felci var, diğerinin de farklı bir rahatsızlığı var. Şimdi en başından itibaren yani öğrenci olmalarının ötesinde hasta olmalar zaten onları geri bir pozisyona getiriyor. Neden? Çünkü eğer hapishanedeyseniz, tutuklu veya hükümlüyseniz bir kere sağlık hakkına erişiminiz gerçekten ya kısıtlanmış ya da ortadan kaldırılmış oluyor. Örneğin... İlaçlarına e, ulaşamıyorlar. Şimdi ilaçlara şimdi tek başına ulaşıp ulaşmama olarak tanımlamak yanlış. Çünkü neden? Siz ani bir rahatsızlık geçirdiğinizde veya kronik bir rahatsızlığınız, bir hastalığınız varsa... Şimdi bu yönüyle bir tedavi istiyorsunuz. Fakat hangi cezaevinde bugün bu koşullar karşılayabilecek bir sağlık hizmeti veriliyor? Hiçbirinde. Yani bir revir uygulaması var ki gerçekten akıllara zarar. Dediğimiz gibi yani fiziksel bacağınız kopsa aferin veriyorlar. Başınız ağrısa aferin veren bir doktor tarzı düşünün. Ve ezbere alışmış, çok etkili bir sağlık hizmeti de sunamıyor. Dışarıdaki bir hastaneye, sevk isteseniz. bu da bazen 5 ayla e, hatta hiç olmuyor bazen de 3-5 ayda gerçekleşiyor bu sevk talebiniz karşılık buluyor. Şimdi bu yönüyle zaten e, çok da e, mevcut hastalığınız gitgide ilerliyor. Sizin aleyhinize bir hal alıyor. Yani evet. bugün e, birçok müvekkilim var. Mesela e, müvekkillerimden Bayram Yılmaz e, daha önce de aslında e, hasta olduğu için yine öğrenciyken bir tutuklamaya maruz kalmış ve bırakılmıştı. Ve hasta olması da, özellikle hastalık durumu da gerçekten etkili olmuştu bu durumda ve tahliye edilmişti. Yine dayanaksız suçlamalarla tutuklandı. Öğrenciliği veya suçlamaların soyut oluşuna hiç göz önüne alınmadı ve Bayram bugün cezaevinde. Şimdi Bayram'ın e, kalp rahatsızlığı var, özellikle ağır romatizma rahatsızlığına hmm. bağlı bir kalp e, rahatsızlığı var ve gerçekten cezaevi koşulları uygun evet, değil onun. Şu an cezaevi koşulları ona uygun değil ve cezaevinde kaldığı her geçen gün e, durumu giderek de ağırlaşmakta hmm. ve diğer mesela e, diğer e, müvekkillerimize de olduğu gibi isim e, sağlık hakkına erişemiyor, ilaca erişemiyor, doktora erişemiyor, e, düzenli bir tedavi göremiyor ve hapishane da durumu gittikçe gerileştiriyor. Hmm. Doğal olarak. Hasta öğrencilerin durumu çok kötü ve gerçekten dikkatlerden de kaçmaması gereken bir durum. Hı hı. Biraz da dünyayı konuşmak gerekirse belki evet. Avrupa'yı konuşmak evet. gerekirse aslında hep orayı da hükümet de oraları baz alarak hı. örnekler veriyor ya aslında. Oralarda durum nasıl? Yani e, Türkiye'deki kadar böyle bir tutuklama furyası, öğrenciler üzerinde bu kadar baskı, öğrencilerin evet. işte sağlığa ve eğitimine ulaşamıyor oluşu böyle örnekler var mı? Yani böyle örnekler e, açıkçası Avrupa'da olması mümkün değil. Dünyanın birçok yerinde de yok. Şimdi e, gerçekten biz hep söylüyoruz düşman ceza hukuku felsefesiyle bu durumu açıklanabilir. Hmm. Yani şayet bir ülkede e, bir kısım halkın bir kısmı eğer vatandaş hukukundan yani olan hukuktan yararlanamıyorsa düşman ceza hukukuna tabidir. Düşman ceza hukuku da işte budur yani eski bir nazi uygulamasıdır. Hmm. Ve düşman ceza hukukunda sizin ne İnsan oluşunuz, ne kişi oluşunuz, ne öğrenci oluşunuz, avukat, gazeteci ne olursanız olun sosyal hayattaki yeriniz, mesleki durumunuz, hastalığınız, sağlık durumunuz hiç fark etmez. Siz toplumdan uzaklaştırılması gereken, hatta yok edilmesi gereken birer düşmansınız. Ve bu düşman olduğunuz için de belli haklardan yoksun kalırsınız. Şimdi Türkiye düşman ceza hukukunun mevcut anlamda dünya örnekleri içerisinde işte, uygulandığı en bariz ülkelerden biri gerçekten diğer örneklerine baktığımızda dedik ya yani Birleşmiş Milletler'in birçok metninde de birçok sözleşmesinde de ayrımcılık temelinde hiçbir yurttaşa, hiçbir insana, hiçbir bireye yaklaşılmaması gerektiği çok açık şekilde vurgulanmış. Ve hiçbir dünya örneğinde de bu kadar sistematik bir tutuklama örneği yok. Ne Avrupa'da, hatta daha da ileri giderek de söyleyebiliriz. Yani e, üçüncü, dördüncü dünya ülkesi dediğimiz e, birçok ülkede dahi böylesi bir hukuk soykırımı özellikle öğrenciler üzerinde yok. Yani biz bugün dünya örneklerine baktığımızda Güney Amerika'dan Avrupa'ya kadar her yerde sokak eylemleri yapılmakta. IMF'ye karşı eylemler yapılıyor. Devletin herhangi bir uygulamasına karşı sokak eylemleri yapılıyor ve çok yoğun eylemler, çok da şiddetli eylemler, bazen çatışmaya dönüşen eylemler ve onlara rağmen baktığınızda göğsünden evinde vurularak öldürülen öğrenci bulamazsınız. Tutuklanıp 100 yıla yakın hapis cezası almış öğrenci bulamazsınız. Veya tek bir gizli tanık ifadesiyle Gülsüm Koç'ta olduğu gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan bir lise öğrencisi örneği bulamazsınız. Fakat Türkiye'de bu saydığım kötü örneklerin tamamını bu aşamaya kadar buluyorduk. Bu aşamadan sonra da gerçekten daha da kötüleşeceği çok açık. Çünkü e, dünyada görülmeyen, dünya hukuk sistemlerinde, ceza sistemlerinde görülmeyen suç tipleri var, suç tanımlamaları var, tutuklama sebepleri var bizde. Özellikle 6.638 sayılı iç güvenlik yasasından sonra, evet. e, özellikle de gençlere karşı müthiş bir e, hukuki soykırım başladı ve bu baskılarda devam etmekte e, yine bu az önce bahsettiğim düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran buna dair suç tipleri de çok müthiş şekilde yoğunlaştı 2015 itibariyle ve bunun artarak devam edeceği korkusu var içimizde açıkçası. Ne yazık ki evet. Peki biraz da o zaman TÖDA'dan bahsedelim. bahsedelim evet. Çünkü elbette bu öğrenciler yalnız değiller hem hukuki evet. olarak hem de başka yerlerden. Kimler var TÖDA'nın içerisinde ve neler yapıyorsunuz? Yani biz Evet, TÖDA'yı ilk defa toplumla paylaştığımızda daha az evvel anlattım ortaya çıkış amacını. Bu bir ihtiyaç. Yani örgütlenme aslında her alanda bir ihtiyaç. Tıpkı bu alanda da biz istemezdik bir daha böylesi bir örgütlenmeye gidelim. Çünkü 2011 yılında yine akademisyenlerden, öğrencilerden, aydın yazarlardan, siyasetçilerden oluşan bir yapı vardı, TÖD'iydi. O zaman da tutuklu öğrencilerle dayanışma inisiyatifi adı altındaydı. Ve gerçekten çok iyi işler yapmış bir yapıydı. Öğrenci duruşma, öncelikle dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla meydana gelen bir yapıydı. Şimdi TÖD'a böylesi bir süreçten sonra tekrar devletin böyle bir geri adımdan hemen sonra ve başlayan saldırılardan sonra öğrenci tutuklamalarının sistematik bir hal alacağını anladık. Bunu anlamamak için gerçekten çok saf olmak gerekti. Yapılan bu tahliller sonucunda böylesi bir yapıya mutlak şekilde ihtiyaç olduğunu biz anladık ve gerçekten öğrencilerin özellikle de arkadaşlarına kaderdaşlarına sahip çıkan öğrencilerin büyük çabalarıyla böylesi bir yapı oluşturuldu ve böylesi bir yapıya herkesin dahil olabilmesi için de çağrı yapıldı. Avukatlar, gazeteciler ve toplumun birçok yandan aktivistler, çalışanlar bir şekilde buna dahil oldular ve kendi deklare etti TÖDA. bugün çalışmalarına da yoğun şekilde devam etmekte dediğimiz gibi önce bir durum tespiti yaptık. Yani ne durumdayız? Kaç öğrenci tutuklu? Öğrencilerin durumu nedir? Hastalar mı? Sınavlarına gidebiliyorlar mı? Bunun raporlamasını sık sık yapmakta. Hı hı. Yani sürekli bir durum analizi içerisindedir. Çalışmalarını yürütüyor. Tüm Türkiye'de bir ne yazık ağ oluşturdu. Ki her gün Ve maalesef gerçekten isterdik ki işlevsiz kalsın TÖDA. Hiç çalışmasın, gerek duyulmasın. Derhal feshedelim. Böylesi bir sevinç içinde feshederdik. Fakat böyle bir durumdayken e, maalesef TÖDA'ya daha fazla ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Şimdi bu yönüyle aslında toplumun her kesimine de bu bir çağrıdır. Bu bir isyandır. Çünkü eğitim hakkı bu kadar pervasızca elinden alınmış, özgürlükleri elinden alınmış. Gerçekten o amena tabirle hayatlarının baharında en verimli oldukları düşünme, sorgulama açısından en verimli oldukları çağda ee, bu genç insanları e, hapishanelere tıkmanın başka bir açıklaması yok ve buna karşı örgütlenmek de en doğal hakkımız Tabii. ve haklarıdır Tabii. ve gerçekten onlara da onları o şekilde sahipsiz bırakmamak adına da kurulmuş bir şeydir bir yapıdır e, töda ve biz e, özellikle topluma da hitap ediyoruz ve söylüyoruz ki ya sahip çıkın hem bu yapı ne yapabilir vatandaş sahip çıkmak için ne yapabilir ya mesela e, söylüyorum sosyal medyada e, töda'yı takip etmek Töda etkinliklerini, etkinliklerini takip etmek. Mesela Töda yakın zamanda kitap e, etkinliği düzenledi ve özellikle hapishanelerde çok ciddi bir kitap eksiği var. Yani okuyabilmek. Evet. Tutuklu öğrenciler, göndeririz. diğer şeyler, özellikle tutuklu öğrenciler e, kitap okumak istiyor fakat kitap imkanı gerçekten hapishanelerde kısıtlı. Bu yönüyle birçok üniversitede, birçok alanda Taksim Meydanı, Galatasaray Meydanı'nda Birçok kez stand kurdular, birçok yere ulaşmaya çalıştılar, e, TÜAB'a gittiler, e, her kesime ulaşmaya çalışıp kitap topladılar hı hı. ve gerçekten ciddi bir sayıya ulaştıkları andan itibaren de ihtiyaca göre, gelen mektuplara göre, gelen başvurulara göre, tutuklu olan arkadaşlarının taleplerine göre o hapishanelere kitapları ulaştırdılar ve ulaşmaya da devam ediyorlar. Hı hı. Bu yönüyle çok ciddi bir iş. E, yine TÖDA farkındalık yaratıyor her şeyden önce tutuklu öğrenciler hakkında sosyal medyada müthiş bir kampanya başlatıyor. Dikkat çekmeye çalışıyor. Yani en azından bir öğrenci tutuklandığında toplumun haberi olsun, bu durumun takipçisi olsun diye. Ya çünkü takip. yakın bir zamanda özellikle Ocak ve Şubat aylarında tutuklama sürelerine göre söylüyorum, hı hı. onlarca öğrencinin Türkiye genelinde ve özellikle de İstanbul'da onlarca öğrencinin duruşması Tabii. açılacak. Hı hı. Şimdi biz bunu biliyoruz. Ya yani Türkiye'de gerçekten kamunun baskısı, yani kamunun denetimi altına girmiş e, haldeyken yargı bir noktada kendini hizaya çekebiliyor. Biz bunun farkındayız. Yani bu farkındalığın, bu baskının, bu toplum baskısının, bu adalet isteğinin bir şekilde karşılık bulduğunu gördük. Daha önceki e, tecrübelerimizden de bu ortaya çıktı. Bu yönüyle gerçekten herkes kendi gücü çerçevesinde, yapabileceği çerçevesinde TÖDA'ya, tutuklu öğrencilere sahip çıkmalıdır. Onların sesine ses olmalıdır. Her her şekilde nasıl yapabiliyorsa bir şekilde bir katkı sunmalıdır ki öğrenciler özgür olabilsinler. Evet, Çok teşekkür ediyorum. Bu çağrıyla bitirmiş olalım. Süremizi de doldurduk. E, o zaman arkadaşlara görüştüğünüz zaman selamlarımızı mutlaka iletin. Biz de buradan eğer bizi izleyebiliyorlarsa tüm e, tutak öğrencileri selamlıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ Evet, Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden Hüseyin Boğat Hekim bizimle birlikteydi. Kendisiyle tutuklu öğrencileri konuştuk efendim. Şu sıraları aslında üniversite öğrencilerinin sınav zamanı ve yüzlerce tutuklu öğrenci bulunuyor. Bunların bir da üniversite öğrencileri oluşturuyor. Bu tutuklu üniversite öğrencilerinin eğitim hakları, sağlık hakları ve her şeyden önce özgürlükleri kısıtlanmış, ellerinden alınmış durumda efendim. Elbette bunlara sessiz kalmamalıyız, farkında olmalıyız. E, 200 belki de aşkın ve ne yazık ki sayısı gün geçtikçe artan tutuklu öğrenciler var ve devam ediyor. Zaten üniversitelerde, liselerde, sokaklarda öğrenciler sürekli bir baskı altındayken bir de gözaltı ve tutuklamalarla ne yazık ki özgürlükleri engellenmiş oluyor. Ancak bir şeyler yapabiliriz, onlarla dayanışabiliriz. Onların morallerini belki de yerine getirebiliriz. Bunun içinde tutuklu öğrencilerle dayanışma ağı kuruldu. Bu aile iletişime geçerek tutuklu öğrencilerle bir şekilde bir dayanışma gösterebiliriz. Bu etkinlikleri takip edebiliriz. Gerek internet sitelerinden gerek sosyal medyadan ulaşabilirsiniz TÖDA'ya diyelim. Bugün bugünlük Karşı Pencere'den bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.